kamu kurumu olarak ürettiğimiz bu projenin önemli iki noktası vardı. Bir tanesi bulunduğu yere değer katması gerekiyordu. İkincisi bizim Beylikdüzü kenti olarak en değerlimiz olan Yaşam Vadisi'nin içinde bulunduğu için de Yaşam Vadisi'ne de değer katması gereken bir proje üretmeliydik. Güvenilir bir şirket artı Beylikdüzü Belediyesi'nin de tabii bu projeyle birlikte olması buranın daha güvenilir bir proje olduğunu gösteriyor diye düşünüyorum ben. Kendi kendime düşündüm. Dedim ki ya yani inşaat devam ediyor. Böyle bir şey doğru olsa inşaat durur. İşçiler çalışmaz diye düşündüm. Herkesin almasını isterim. Şuraya gelen herkes alsın. Komşu olalım herkesle. Türkiye'de bazen engebeli alanlar önünüze çıkabiliyor. Kasıtlı ortamlar olabiliyor. Ya da bazen adalet yerini geç buluyor vesaire. Bunlar çok önemli değil. Ama biz yolumuzdan çok eminiz. Bunu bilmenizi istiyorum. Burayı yapan firmalardan da eminiz. Onlar da işine samimiyetle sarılıyorlar. Bir aksilik yaşanmıştır. Allah'ın izniyle o da mahkeme neticesiyle şu anda öne açılmıştır ve şu anda inşaatı hızlı bir şekilde devam etmektedir. Buranın şöyle de bir özelliği var, bilmenizi istiyorum. Vadinin o kavşağının hemen üstünde biliyorsunuz yeni bir spor salonu bitirdik. Aydınör Spor Salonu. Altında kız öğrenci yurdumuz var. Hemen üstünde Türkiye'nin en başarılı fen lisesi var. Türkiye'nin ilk 3 okulundan bir tanesi. Hemen üzerinde bir teknik lise var. Onun hemen üstünde bir cami inşaatını başlattık. Bağışçımızla protokolümüzü yaptık. Onun hemen yan tarafında da dünyaca ünlü Profesör Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi projemiz var. Şöyle Beylikdüzü haritasını önünüze alın. Vadinin tam merkezinde, hatta Beylikdüzü'nün kalbi gibi. Aynı zamanda biz işte bu eğitimle, Kuluçka Merkezi ile burada bir nevi bilim adamları yetişsin istiyoruz. Yani haksız yere bir takım olaylar geldi başımıza. Onu da uzun bir süreç sonunda mahkeme kararlarının ve bilirkişi raporlarının doğrultusunda tekrar inşaatımıza başladık. İki etap haline böldük. Birinci etabı Ağustos ayında teslim etmeyi düşünüyoruz. İkinci etabı da Mart ayı gibi, önümüzdeki yıl Mart ayı gibi teslim edeceğiz. Hızla devam ediyor projemiz.